أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hırsızın elinin kesilmesi metnini okumuştum. Ben şimdi İslam hukukunda bunun çerçevesini anlatacağımı demiştim size. Topladım, eskide topladım notlarım. Dün metni okuduk. Okuyorum. Sormak istediğinizi sorabilirsiniz. Okuduğunuz çok uzun muydu abi? He? Okuduğunuz dün metin uzun muydu? Dün Risale'de şeydeki Utbe Şami'yi okudum. Ha, tamam. 74'ten şu sayfadan şurası, 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 şuraya kadar. Tamam. Ben şimdi bunu hikmetlerinden konuşacağım. El kesme meselesi, cehalet ve cüret şeytanın en büyük yardımcılarıdır. İslam'ın ceza kanunları her şeyden önce Darul İslam'da, yani İslam'ın egemen olduğu yerlerde uygulanır. Yani şu anda İslam hukuku bu toplumda uygulanamaz, olmaz. Gittikçe göreceğiz niye. Bir de okuyorum. Cehalet ve cüret şeytanın en büyük yardımcılarıdır. İslam'ın ceza kanunları her şeyden önce Darul İslam'da, yani İslam'ın egemen olduğu yerlerde uygulanır. Müslüman fertler kendi başlarına ceza veremezler. Cezaları İslam devletinin şer'i mahkemeleri verebilir. Çünkü fitne olur. Fertten fere ceza yoktur. Şunu bilesin ki İslam tümüyle bir hayat nizamıdır. Ne derece bir ceza hukuku, ne derece bir ceza hukuku, ne de yalnızca vicdani ve ahlaki bazı öğütler ve davranışlardır. Yani İslam davranışlar ve öğütler kitabı değil, aynı zamanda hukuku da olan bir sistemdir. İslam bir bütündür. Zemberekli bir saatin yüzlerce parçası birbirine nasıl bağlı ise ve bir dişlinin çıkardığınız zaman nasıl ki çalışıp görevini yapamazsa, İslam'ın da bir kısmı reddedilirse geri kalan kısmı işlemez. İslam'ın bir kısmını kabul, bir kısmını reddetmek insanı İslam'ın dışına çıkarır. Şu ayetin hükmü geneldir. Yani yoksa biz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde de onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah yaptıklarınızı bilmez değildir, diyor ayette. İslam her şeyden önce suç sebeplerini ortadan kaldırır, sonra ceza verir. Mesela hırsızın suçunu doğuran iki ana kaynak mevcuttur. Hırsız niye hırsızlık yapar? İki ana kaynaktan çıkıyor. Birinci kaynak, hırsızlığın kaynağı, ahlaksızlık ve cehalet. İki, ihtiyaç ve zaruret. İslam ceza hukukunun adil bir şekilde uygulanabilmesi için her şeyden önce bu iki tarafın kurtulması gereklidir. İslam devleti idaresi altında bulunan Müslüm veya gayrimüslim herkesin zaruri ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Yeme, içme, giyim, konut, eğitim, sağlık, evlenme vesaire, iş gibi ihtiyaçları zaruri ihtiyaçlardan kabul edilir. Nitekim İslam'ın hakim olduğu ilk yüzyılda kesilen ellerin sayısı iki elin parmak sayısından fazla değildir.
zaruri ihtiyaçların karşılanan, zaruri ihtiyaçları karşılanan ve sürekli bir ahlak eğitime tabi tutulan insanların arasından hala hırsızlık yapanlar olursa gayet tabidir ki şiddetli şekilde cezalandırılacaklardır. Toplumu güven ve emniyetinin, toplumun güven ve emniyetinin birkaç ihtiraslı ahlaksızın bozulmasına, toplumu bozmasına elbette razı olunamaz. Hırsızın kaynakları ve sebepleri ortadan kaldırıldıktan sonra uygulama alanına konulan el kesme cezası için de çeşitli şartlar gereklidir. Yoksa her para mal çalanın eli kesilerek cezalandırılamaz. Yani İslam hukukunda tanımlanan hırsızlık ile şimdiki insanların anladığı hırsızlık farklıdır. İslam'a göre hırsız farklı, şimdiki insanlara göre hırsız farklıdır, farklı anlıyorlar. Yani içini farklı bana dolduruyor. El kesmeyi gerektirmeyen hırsızlıklardan ötürü tazir cezası verilir. Yani 3 kırbaçtan 39 kırbaca kadar halk önünde dayak atılır yahut kısa süreli hapis cezası verilir yahut da kendine ikaz ve nasihat edilir bazı hırsızlıklar. El kesme cezasının verilebilmesi için şu gibi şartlar topluca gereklidir. Şu anda okuyacağım şartlar. 16 tane şart kesilebilmesi için. Hırsızın akıllı ve mükellef olması gerekir. Yani ona din mana yüklemiş, vazife yüklemişse hırsızın akıllı ve mükellef olması gerekir. Hırsızlık yapan çocuğun delinin, dilsizin ve iki gözü bulunmayanın eli kesilmez. Bu bir. İkinci madde. Malın gizlice aşırılması olması. Mal herkesin içinde aşırılırsa gene değil. Gizlice aşırılması lazım. 3. Çalınan malın en az bir altın kıymetinde bulunması. 4. Malın muhafazalı bir yerden veya sahibinin yanından çalınması gerekir. Ev, çadır, sandık ve kasa gibi yerler muhafazalı yerlerdir. Mesela İslam hukukunda çalmak ne kadar suçluysa çaldırmak da o kadar suçludur. Çaldırmakta kasıt şu, tedbir almadan kıymetli eşyasını insanların nefsinin mağlup olmasına vesile olacak şekilde ortaya koyup çalma zeminini hazırlamaktır, çaldırmak. Kıymetli eşyalarını olur olmaz ortalarda koyup insanların nefse mağlup olmasına sebep olmak, çaldırmaktır. Çalan kadar suçludur. Ben bunu deneyim hele falan diye ortalığa mal koyuyorlar bazen. Bu çalacak mı çalmayacak mı diye. Suçludur bu. Öyle bir deneme olamaz. Öyle bir deneme olamaz. Mesela iş yerinde yeni işçi aldığı zaman mahsus yapıyor. Bu çünkü insan şerre meyaldır. Ademi vücuttur çalmak. Çalınan maldan hırsızın mülkiyeti olmaması, mülkiyet şüphesi dahi bulunmaması şarttır. Yani ortağının malından çalsa eli kesilmez. Yani çaldığı şeyden mülkiyet hakkı olmaması lazım. O işe ortak olmaması lazım. Ortaksa gene kesilmez. İki, adil erkeğin şahitlik etmesi veya hırsızın ikrarda bulunması gerekir. 7. Ot, odun, kuş, av hayvanı gibi kamuya ait malların çalınmasında el kesilmez. 8. Çabuk bozulan et, süt ve yaş meyveden dolayı el kesilmez. 9. Haram olan oyun aleti, içki gibi münkeratın çalınmasından dolayı el kesilmez. 10. Kamuya ait bir malı çalmakla da kişinin eli kesilmez.
Çünkü bu hazine malından kendisinde de bir payı vardır. Mesela hazine yerleri var. Otobanların kenarlarında şahısların dışındadır. Otobanın kenarında mesela şahıs değil terörü. Kamuya aittir, umuma aittir. Sen de bu memleketin efradı olduğundan orada senin de hissen var. Oradan yemenle de senin elin kesilmez. Ben neleri nazara almış. 11. Bir kimse eşinden, babasından, çocuğundan soyca ve soyca evlatlarından çalsa eli kesilmez. Karabeti ortadan kaldırdığı için. Benim kolum, benim oğlumun malı, kardeşimin malı, amcamın malı kestirdi diye silah-ı rahimin ortadan kaldırmasına vesile olduğu için kesilmez. 12. Bir misafir bulunduğu evden ve bir hizmetçi çalıştığı yerden çalsa eli kesilmez. Çünkü devamlı o şeyle muhatap olduğundan mağlup olmuştur. İslam şu 4 tane temelde vasıf arar. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet çerçevesinde yapar. İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Mesela kutuplarda yaşayan İslam hiç gitmese, değil hırsız, İslam gitmemiş veya İslam gitmiş ama yanlış gitmiş, terörist bir din olarak gitmiş, yanlış Yahudiler nakletmişse, bu insanın iman etmemesi veya bu insanın zina veya içki vesaire yapması hiçbir hesaptan çekilmez, hesabı çekilmez, iman bile etmezse ehli necattır. Yani çünkü bu 4 tane şeyin işlemesi lazım. Peygamberin gelmesi yetmiyor. Peygamberin geldiğinin haberi olması lazım o zatın. Sonra o doğru haber gitmesi lazım. Sonra iktidarı olması lazım. Sonra ihtiyarı olması lazım. Sonra mesul olmak seviyesi olması lazım. Mesul olması gerekiyor. Mesuliyet yaşı yani. 13. Mahkemeye başvurulmadan önce hırsız o malı sahibine geri verirse eli kesilmez. 14. Malı çalınan hazır bulunup hırsızdan davacı olmadıkça hırsızın eli kesilmez. 15. Sol eli iş görmeyecek şekilde parmaklarından arızalı ise yine eli kesilmez. 16. Açlık gibi bir zaruretten dolayı hırsızlık yaptığı anlaşılsa yine eli kesilmez. Ne hoş ya. Şimdi anlatıyor, felsefesini yapacak. Bir tabaka adına, yani hırsızların korumak adına, iyi dinlemek lazım burayı bundan sonra. Yani hırsızlar grubu, bir avuç. Bir tabaka adına başka bir tabaka için değil, bütün insanlar için teminatlar koyan mütekamil İslam nizamının gölgesi altında konu değerlendirilmelidir. Yani bir şeyi güya koruyacağım derken toplumun ahengini, nizamını, güvenini ve sosyal yapısını bozan, tehlikeye sokan, güvenden çıkaran, tedirgin ve telaşa veren bir avuç zümrenin hukukunu korumak adına kahir ekserinin hukukunu kale almamak bir zalimin diyor. Zalimin mesela bir canavar, aslan, bir yersiz bir merhamete mukabil parçaladığı masum hayvanların hukukuna tecavüz olur. Bunu ne zaman anlarsın bu sözümü? Bu sözümü ne zaman anlarsın biliyor musun sen? Senin karına kızına tecavüz edildiği zaman sen kıt kanaat böyle terden su olup emeğini getirip eve çoluk çocuğun kirasını, çocuğun okulunu, zaruri ihtiyaçlarını verirken vermeye niyet ettim. Cenimde, trende, metroda cebin para alınırsa o zaman anlarsın hırsızlığın ne olduğunu. Ben sana soruyorum. Vicdanın söylesin. O para cebinde maaşına dese ki adam, cebine para aldın. Yani diyor, ya hakikaten evim adresi şurası.
ben açım. Kiramı da veremedim. Aha da şeyim, bandrolum. Para da istemiyorum. Bana bir ekmek ver. Bir ekmek yedir gel. Verir misin, vermez misin? Bu millet böyle bir millettir. Ekmek parası diyor. Adam diyor ki gel ben senin lokantayı ısmarlayacağım. Diyor musun, demiyor musun? Adam gelmiyor. Mesela İslam hukukunda şu işaretlerde, trafik işaretlerinde, kırmızı ışıklarda, şurada burada da dileniyorlar ya. Vermek haramdır. Kapıya gelen kişiye vermek haramdır. Nasıl haramdır? Beddua bile diyor abi. Beddua başına dönüyor. Çünkü beddua arşa gider, geri döner. Kim haksızsa ona gidiyor. Zaten Allah belasını verdi o. Niye bela verdi? Allah Resulü diyor ki, bir ekmek parası kadar parası varsa dilenmek haramdır. Onun bir ekmek parası kadar var mı yok mu? Alıyor cebine, hemen torbaya koyuyor. Elinde boş. Görüyorsun yani, ışıklarda gördüm yani onu. Kadın parayı aldı. Koydu cebine, bir böyle yarım daire yaptı. Buna gitti. A vermedi. Buna gitti. Aldı. Onu da koydu. Eli gene boş. Bir ekmek parası olduktan sonra dilenen haramdır. Sen de verirsen haramına teşvik ediyorsun. Ondan haramdır. Ya kapıya boş çevrilmez. İslam hukukunda boş çevrilmez. Karıştırma. Burası Darul İslam'dır. İslam, bu Türkiye Darul İslam'dır ama Darul Ridde'dir. İki tane sistem var şeyde, kaynaklarda. Bir Darul İslam, bir Darul Harp. Bir de Darul Ridde var. Darul Ridde'yi anlatacağım. Herkes bunu soruyor. Darul İslam, İslam hukukunun icra edildiği deniliyor. İmam Azam, Hanefi mezhebinin hukukuna göre. Darul İslam olabilmesi için o memleketin kanunları İslam olması lazım. İslam hukuku icra edilmezse orası Darul Harp'tır. İmam-ı Şafii'ye göre bir memleket önceden bir Müslüman olsa, sonra İslamiyet'ten çıksa, mezar taşları bile olsa, minare olsa, İslam'ın örf ve adetleri gözükse, bir alametler vesaire gözükse, oraya Darul İslam der. Darul Harp demez. Şimdi bunu biliyorsunuz kabataslı. Ben size Darul Ridde'yi bahsedeceğim. Devam edeceğim buna. Darul Ridde ordudan ve siyasi bir o şeylerden fırsat bulup bir grup insanın despot, zalim, devletin, hükümetin iktidarını eline alsa ve halka rağmen dayatsa, halk istemese, halkın istemediği bir dinsizlik rejimiyle yönetse, ki kemalizm budur. Halka rağmen dayatsa ve yönetimi koysa, halk Müslüman olsa, buna Darul Harp denmez çünkü Müslümandır halk. Halk İslamiyet'i itmemiştir. Darul İslam'da ve Darul Harp'te ölçü halktı. Şimdi burada bir başka bir tuhaf var. Halkın istemediği ve zulme uğradığı bir toplu şey yönetim sistemiyle karşı karşıyadır. Çizmeli deniliyor. Çizmeli rejim geliyor, Müslümanları asıp kesiyor, paymal ediyor. O halka istemediği halde dayatıcı bir rejim koyuyor. Buna Darul Ridde deniliyor. Halk Müslümandır, rejim dinsizdir. İşte buna ustad Darul İslam içine koyuyor. Çünkü ustadımız müdafalarında Cumhuriyet savcılarına şöyle diyor. Bu memleket İslamiye, bu millet İslamiye, bu memleket İslam, burası İslam memleketidir, Yahudi memleketi değildir. Ey gazeteci, ağzını topla diye savcılara da öyle diyor. Bu memleket İslamiye, bu millet İslamiye diyor. Ustad bu memleketi gavurlara teslim etmiyor. O kategoriye sokuyor. O zaman Darul İslam'ı kapsıyor mu? Darul İslam'ın içindeki bir şubedir. Darul Ridde. Darul İslam oluyor. Onun için Süleymancı kardeşlerimiz şurada hata yapıp Darul Harp'te faiz almak caizdir demişler. Darul Harp'te almak, faiz almak caizdir. Doğru, Almanya gibi. Ama Şafii'de göre zaten Türkiye Darul Harp olamaz. Süleymancı kardeşlerimiz yönetimi esas aldı, halkı nazara almadı. Oysa halka dayatıldı bu. Halka rağmen, şimdi ona ait bir örnek vereceğim bunu. Ehl-i İnsaf anlasın. Gidin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bankası olan İş Bankası'na gidin. Bu arada örneklerim de çarpıcı olmalı. Çünkü çarpıcı bir mevzu işliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
böyle içerisindekilerin tuhaf tuhaf yapacaklarını, partiyi çökerteceklerini bilen, bunu kuran Deccal, Sufyan, bu partinin, bu rejimin devam edebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi rejimine iş bankasını bağlamış. Pakistan'dan, Afganistan'dan kadınların bilezikleriyle Türkiye kurtulsun diye gönderilen parayla kurulan bankadır. Türkiye kurtulsun diye para, bilezikleri göndermiş, onunla kurulmuş. Bu tarihi bir şey. Benim iddiam değildir. Şimdi iş bankasına gidin, kapısında bekleyiniz. Mesela Aslan Bankası var, Yahudidir. HSBC mi var, ne işte? İngiliz. Osmanlı Bankası diyor, İngiliz. Tamam mı? Bir devletin olan bir iki tane bankadır. Devletin olan. Ziraat Bankası ile Halk Bankası galiba. Bir de Vakıf Bankası var. Diğerleri şey. Şimdi gidin İş Bankası'na gidin. Kapısına hani Darülap'te faiz almak caizdir diyenlere örnek veriyorum. Giriyor bir kadın. Bir dakika hanımefendi. Röportaj yapıyoruz. Sizin isminiz de Ayşe. Müslüman. Peki. Siz Müslümanım. Tabii Müslümanım elhamdülillah. Tamam geç. Geçti bir tane. Münevver Hanım. Müslümanmış o da. Baktı ki Ali Bey. Ben de Müslümanım diyor. Baktı Hüseyin Bey. Ben de Müslümanım diyor. İçeriye girenler. Sonra gittim bankacıya sordum. Bunlar ne yaptı? Bunlar para getirdi diyor. Faizle para koydu diyor. Ne kadar koydu? 50 lira koydu. Siz ne veriyorsunuz? %25 faiz veriyoruz. Misal. Ve Ahmet, Mehmet, Ali, Hüseyin, Muhammed'in efendim şunu bunun koyduğu paralarla banka para topladı. Sonra Abdurrahman Bey geliyor, ayakkabı fabrikacısı. Para yetmiyor diyor. Ben fabrika kuracağım, ayakkabı ek yapacağım. Banka diyor ki tamam vereyim. Kredi açıyor. %50. Şimdi bu Abdurrahman Bey %50'ye faizle kredi alıyor ve ayakkabı kuruyor. Ayakkabı fabrikası. Ürettiği ayakkabıya yansıtmayacak mı bu faizi? Herkese yansıttı. Peki bu banka ne yaptı? Ahmet'ten, Hüseyin'den, Mustafa'dan, Mahmut'tan, Ayşe, Fatma, Münevver Hanım'dan topladığı, Müslüman'dan topladığı parayı Müslüman'a faizle veriyor. Arada aracılık yaptığı, emlakçılık yaptığından dolayı %25 kendisi alıyor. %25 de gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi dinsizlikte kullanıyor ve İsrail Bankası ise İNEG gibi HSBC miydi ne işte bankası Filistin'de çocuklara mermi atıyor. Mesela bak geçen sene, iki sene tamamen yaz sezonunda kazandığı bütün parayı Coca-Cola İsrail aktarmış ordusuna. Benim Müslümanım içtiği Coca-Cola'nın parasını iki sene yaz, üç ay bütün şeyini oraya vermiş. Müslüman Müslüman olsaydı, Üstad Müslüman namı altında olanlar diyor. Müslüman Müslüman olsaydı acaba olur muydu? Peki banka ne yaptı sevgili kardeşim? Örneği anladınız mı? Müslümandan topladığı parayı Müslümana faizle para veriyor. Bunu organize ettiği için emlakçılık parası manasında %25'e para topluyor faizle. Kredi isteyenlere %50 veriyor. %25 kendisi kalıyor. Soruyorum ey Süleymancı kardeşim, Türkiye'de faizle para almak caizdir diyorsun darlam. Peki Müslümandan Müslümana faiz almak haram mıdır, helal mıdır? Peki bunu kim yaptı bak? Müslümandan Müslümana Abdurrahman Bey ayakkabı fabrikası Müslümandan topladığı parayı, evet, peki bunu biz yapamadık, organize olamadık. Adam olmuş. Adam da emlakçılık gibi olduğundan %25'te Müslümandan topladığı parayı Müslümana verirken ben diyor bunu yaptım size diyor. %25'te kendisi alıyor. Dolayısıyla Müslümandan Müslümana faiz alınıyor. Gidin Almanya'ya. Buyurun beyefendi, kim siz Müslüman? Hayır Hans'ım diyor. Hayır George'um diyor. Hayır diyor benim bilmem ne kadınım diyor. Tamam. Şimdi bankasına gidin hep gavur. Ha bir Müslüman da gitti. Ha orada caiz. Kerahaten caiz o da. Mecburen bankadan iş yapıyor. Kerahaten caiz. Evet. Ha, Türkiye'de demek bu. Şimdi sevgili arkadaşlar. Hırsıza gelelim gene.
Yani bir şeyin, bir küçük bir zümrenin bir sağlığını düşünmek adına komple bir toplumun helaketini kale almamak, küçük bir cüzi hukuku koruyamak adına bu kadar hukukları paymal edene merhamet etmek. Bir misal vereyim size. Ne olur siz olun anlatacağım konuyu. Ben bu yaptığım iş itibariyle bu tip insanların müracaatı çok olacağını tahmin ediyorsunuz. Bir BMC oto parçasının satıcısı, ana bayısı. X şehrin ana bayısı. BMC oto yedek parçasının satıcısı. Anladı. Hocam dedi, ben dedi her akşam üzeri kontrolcularla o kazanan parayı bankaya aktarıyordum. Ne diyorlar? Gündelik hasılat. Ciroyu. Bir gün dedi o kadar yoğunduk ki Türkiye ne olduysa parayı götürmeye zaman bulamadık bankaya. Bunu bankacılardan bankanın içinde haber vermişler. Beraber çalışıyorlar. Emniyet, banka ve komite. Bu zat bugün parayı yatırmadı. Eve götürdüm dedi. Hocam dedi parayı pantolonun cebine koydum belirli yerlere. Oradaydı diyor. Çıkarttık diyor. Adam komşunun çatısından geçiyor. Tuvalet havalandırmasından iniyor. Bunun katını deliyor. Elin iki tane de evlenecek kızı var, oğlu yok. İçeriye giriyor. İçeridekileri hepsini uyuşturacak gaz sıkıyor. Ve evi alt üst ediyor. Bakmadığı yer yok. Divanda yattıkları halde yatağı evini çeviriyor. Uyanamıyor çünkü bu sıkmış şey. Allah'tan çocuklara bir zeval gelmemiş. Ve Allah helal olduğu için korumuş. Pantolonun cebine bakma yatırına gelmemiş. İş çamaşırların çekmeceleri dahi tek tek. Özür dilerim donların içine bakılmış diyor. Oraya koymuş diye. Çünkü ortaya serilmiş. Sana soruyorum vicdanınla. Böyle iki tane evlenecek kızım var bu şekilde bir hal geldi. Böyle bir hırsızı kolunu kesse taraftar olmazsın değil mi? Peki sen sana yapıldığı zaman eyvallah başkasına yapıldığın zaman niye rahatsız oluyorsun? Hani Müslümanın şeyine rahatsız olacaktı? Yani sen bir böyle serserinin hukukunu korumak için bu şekilde mi olacak? Mesela koç yapmış, sigorta kurmuş, kimse arabalarını sigorta yaptırmıyormuş, kasko masko. Ne zaman olmuş? Biliyorum yani bilerek bu iftira mı? Bir iftira olsa günahını alacağım ben. Koçların koç kurmuş o ilk sigorta. Kasko bilmem ne. Arabaları çalma komitesini kurmuşlar. Bu sigorta şirketleri beraber. Arabaları çalınması 1-10 medyada göstererek halkta panik yaptırılmış. Ve herkes sigorta kasko yapmak zorunda bırakılmış. Bu hainin kolu değil kafasını kesmek lazım. Tabi bana göre ama Allah kolunu kesiyor, elini kesiyor. Allah, hakikaten Allah ya. Nasıl sabrediyor ben olsam. Bir tabaka adına başka bir tabaka için değil, bütün insanlar için teminatlar koyan mütekamil İslam nizamının gölgesi altında konu değerlendirilmelidir. İslam ceza müeyyidelerini koymadan önce, bunu kaçırmayın. İslam ceza müeyyidelerini yani ceza şeylerini koymadan önce cezaya sebep olan kaynakları kurutan bir nizamdır İslam. Yani kişi hırsızlık yapacak durumda kalmaz. Çünkü ne yapar ona? Cehaletini giderir, ahlaksızlığını giderir, bütün ihtiyaçlarını giderir. Yeme, içme, giyme, barınma, iş, sağlık ve evlenmeyi. Beytul maldan yapar yoksa. Adam daha niye çalsın? Ahlakını gideriyor. Cehaletini gideriyor. İhtiyaçlarını gideriyor. Haddi aşmayı normal hale getirecek bir sebep olmaksızın haddi aşanlardan başkasına da cezalandırılmaz. Hırsızın alen ekser
göz diktiği, çalmak istediği malı envali mergube olur. Yoksa alınması adeta musamaha edilen şeylerin alınması, alınıp verilmesinde örfen tamamıyla bir sirkat addedilmez. Mesela dutunu çaldı, dut meyveyi koparttı. Yani örfen bu çalıntı olarak kabul edilmez. Yani bazı şeyler var ki çalıntı olarak kabul edilmez. Örfen. Sirkatın, hırsızlığın mahiyetinde mal sahibinin ne olması lazım? Hırsızlık olması için hıfz-ı nazarının çalmaya kalkışmak manası vardır. Yani kişinin mal mülkiyetini ortadan kaldırmak vardır. Onun için İslam'da bak burada oldu kuyumcu. Biliyorsunuz değil mi? Suat'ın karısının dayısı. İki kişi öldü. Şu Zeytinburnu'ndaki köşe kuyumcunun şeyi. Sabah çıkarken kuyumcuya karısı, kızı, kendisi. Adamlar mermi yağmuruna durdu. İki kişi öldürmüşler. Oğlu da camdan yukarıdan bakıyormuş sesli duyunca. Yukarıdan da tüfekle bir tane hırsız bir tanesini vurmuş. Değil mi? İslam hukukunda malın çalınırken veya gasp edilirken, korurken öldürülsen, namazı bile olmazsa, imanın varsa malı korumak adına şehit olan, ölene şehit der. Şehit oluyor. Dolayısıyla mülkiyet hakkını İslam kişide korur. Onlara musamaha etmez. Musamaha ettin mi çapulculuk demektir. Afrika'daki yamyam devlet gibi olursun. Bunun için neha okuduk. Bunun için sirkat fiilinin haddi icap edecek derecede tam manası ile tahakkuku iki şarta mütevakıftır ki birisi alınan malın en az çok mergup denilebilecek bir nisaba bağlı olması, diğeri de hırs-ı mekanı veya hırz-ı hıfsı ile muhrez bulunmasıdır. Yani çalınabilmesi için o bir değerli olması lazım. Bir de tecavüz etmesi lazım mekanı ve malı. Zira örfün musamaha ettiği miktarı alıvermek bir terbiyesizlik olmakla beraber. Geçerken elmanı koparttı. Bir terbiyesizliktir. Hırsızlık değil. Ne açığına gasp ne de habersiz alınmasına hırsızlık deniliverdiği de malumdur. İmam Azam'a göre malın kıymeti 30 gram gümüş kıymetinde olmalıdır. Halbuki bir malın hıfz edilmemesi bir musamaha. Mesela öyle bir şey var ki, diyelim ki köylere gidiyorum ben. Komşularımız, yaşlılar öldü. Çocukları yurt dışında. Bahçesinde dutlar var, elma var. Dökülüp helak oluyor. Alma mümkün değil. Onun etrafına çit çevirmemiş. Yakinen biliyorsun ki bunun ticaretini yapmıyor. Ve çocuklar da yok. Birisini yani yasakladı da ilan etmemiş, normal örfen de bunu oradan almak caizdir diyor. Çünkü niye? Halbuki bir malın hıfzedilebilmesi, edilmemesi, yani çıt almaması, ilan etmemesi, onun hakkında kesin biliyorsun ki sahibi yok burada. Bu da beytul mal cinsinden sayılır. Yani hukuk okuyan, ha biraz okumuşum. Bir tarlan var senin, çok zenginsin. Ağrı'da tarlan var, büyük. Ekmeğe ihtiyacın yok. İslam devleti der ki, senin ihtiyacın yok ama bu tarla ve senin bir derece senindir. Ama halkın beytul malıdır aynı zamanda. Öyle kuru tutamazsın. Bunu ekeceksin. Ekmeyeceksen ektireceksin. Ektirmeyeceksen bana devretmek zorundasın, ben ektireceğim. Tarlayı umumun malıdır, ben burada buğday ekip, efendim şeker pancarı ekip halkın ihtiyaçlarını gidereceğim. Söyle kefe maaşa bu devlet evet seni tapındır ama bunu kanla almışlar ecdat. Sen kefe maaşa da hareket edemezsin diyor. Öyle zenginim. Yurt dışında da öyleymiş hocam. Yurt dışında da öyle. Ekmek zorundasın. Ekmek zorunda, Almanya'da da öyle. Halbuki bir malın hıfz edilmemesi bir musamaha ve bir şüphe-i ibahe teşkil edeceği gibi bir şahsın cüz'i miktarda bir malı sirkate tenezzül etmesi de herhalde şüphe-i istirardan hali değildir.
Benim o kadar hoşuma gidiyor ki ya. Bak içim gidiyor. Çay tarlası var bizim köyde. Adam şeyleri vefat etmiş babaları. Onlar bak. Bir tanesi bilmem nerede, hangi devlette. Hiç. O çay tarlası tamamen diken sarmış. O güzelim tarla. Bir de mısır ekiliyordu. Hakkın yok arkadaş o tarlayı. Benim dedem o tarlayı o adamdan almak istiyordu. Satın vermemişti. Tamam satmamış. Şimdi belki de 10 sene olmuş ekilmiyor. Var mı senin böyle bir hakkın? Adamın ihtiyacı yok ama halkın ihtiyacı var. Beytulmal kardeşim. Oraya benim dedelerim, ecdadım, senin de ecdadın kan vermiş almış onu şey efendim Ruslardan. Evvel emirde zekat, sadakat gibi infak ahkamı ile def istirar esbabı temin olunmaktan 70. surenin 24. ve 25. ayette diyor ki ve onlar ki mallarında vardır bir hakkı malum. Yani sizin zenginsen senin malında fakirin hakkı var diyor. Hem sahil için hem mahrum, hem mahrum hem isteyenler için de hakkı var. Onu vereceksin. Yani insanlığı bütünleştirmek için fakirin serveti, parasını zengine vermiş ki insanlar arasındaki kopukluk olmasın diye. Allah versin diyor. E benim rızkımı sana verdi de oradan vereceksin bana. Mesela bir misal veriyorum. Hatırlar mısınız? Hemen çabuk çabuk anlatayım. 6 kişi düşünün. Bir depodan yolun üstün yani depodan yolda bir kamyona kumaş yüklenecek. Rüştü abinin misaliydi bu. 2 kişi depo kamyonda. 2 kişi depoda yüklemede, 2 kişi de kumaşı taşıyan hamal düşünün. Üçü de aynı stadyumda hamal. Hamala yüklene ne der? Yüklerken ya doğru koysana ya ne biçim adamsın ya. Doğru koy kaydırdın falan. Bağırır değil mi hata yaptığı zaman. Bak ha kaydı bilmem ne yaptı. Tam kamyona boşaltırken çabuk tutsana ya yoruldum çabuk indir. Fırçaları atar. Çünkü emsaldır aynı şey yapıyor. Peki bu hamal yüklendi. Tam depodan çıktı. Kumaş kaydı. Ana caddede. E ne yapacak? Ötekisi de taşıyor bu da elini süremez. Oradan geçen bunun işle alakası olmayan. Bu işte hiç ilgisi olmayan bir adam. Bir dakika kardeşim dedi. Düzeltti. Hamal ne der o düzeltene? Allah razı olsun kardeşim sağ olasın. Ömrün bereketli olsun. Çok teşekkür ederim diyor. Peki aşağıya doğru dürüst kalsana ne biçim adamsın derken buna Allah razı olsun diyor. Sebebi nedir peki? Söyle bakalım. Ona teşekkür, ona fırça. O vazifesi olduğu için düzgün yapmasını istiyor. O vazifesi olmadı. Vazifesi değil. İşte toplum herkes hamal olsaydı böyle birbirimize gaddar olurduk. Böyle olurduk. Herkes eşit olsaydı artık insanlık duygusu çıkmazdı. Ama yükün altında şöyle diyoruz bak. Sağ ol kardeşim Allah razı olsun kibarlığın oldu. Yani toplumdaki farklılık insanın farklılığını ortaya çıkartmak içindir. Dolayısıyla zengine verilen paradan fakire verilmesi için toplumdaki aranın açılmaması aşağıdan yukarıya dua ve hürmet. Yukarıdan aşağıya himaye, şefkat ve acıma duygusu gelişmesi için yapılmış. Bu şerait-i umumiye altında ise sirkate içtisar eden bir elin heyet içtimai İslami içinde kangren olmuş bir uzuv gibi kat-ı labud buzlu olur. Yani bu çalan el toplumdur çalan. Eğer bir insan çalıyorsa bu toplumun elidir. Bu toplum itmiştir. Kangrandır bu el. Bu el kangren olduğu için vücuda kangrenlik yayılmaması için bu kesilmesi lazım. Toplumun elidir. Unutmayın bir millet ne zaman maddeyi, malı ilahlaştırırsa, putlaştırırsa o toplumun içinde hırsızlık çoğalır. Bu felsefi cümleyi yani mantıksal cümleyi unutmayın. Bir toplum ne zaman malı, mülkü ilahlaştırırsa onunla birbirlerine üstünlük taslamaya kalkarsa diğer insanlar da biz de bu nimete mazhar olalım, biz de üstünlük taslarız diye o zaman hırsızlık o zaman çoğalır.
Ne zaman bir toplum bir şeye çok değer verirse onların düşmanı çok oluyor. Fakat fukaranın hakkını vermeyen, erbabı istirarın istirarını düşünmeyen ve bilakis o istirarı günden güne teşdit eyleyen bir heyet içtimaiyenin sarıklara karşı, hırsızlara karşı vaziyeti Sirkat-ı Kübra erbabının vaziyetine şebih olmaktan kurtulamaz. Mesela fakir, fukaranın hakkını gasp eden zengin, zekatını vermeyen zenginin İslam hukukundaki hükmünü söyleyeyim size. Mesela zeytin burnunda veya o kadar yat olmaz, eskide küçüktü, mahallede bir zengin var ki zekatını vermiyor. O mahallede bir fakir var veya akrabası var bir adam. Adam çok zengin. İslam hukukununa o fakir ilacını alamıyor. O fakir tedavi olamıyor. O fakir yemek, ekmek alamadığı için açlıktan, ilaçsızlıktan ölse o beldede ve akrabasında olan zengin katil hükmündedir. Ha onu öldürmüş, ha da onun parasını çalmış. Çünkü zengindeydi onun parası, fakirin parası zengindeydi. Zekat vermemek, zekat mal senin değil. Zekat mal, Allah diyor ki ben onun parasına koydum. Aradaki işte biraz önce anlattığım diyalog, ilişki olsun diye onun parasını sana koydum. Git onu ver. O parayla ilaç alacak, o parayla ekmek alacaktı. Sen onun parasını ha vermedin, ha gittin yatak odasındaki çekmecesinde ilaçları aldın, suyunu aldın. Mesela Avrupa kafirleri, yerli münafıklar, Afrika'ya giderler. Allah buralara buğday vermiş, oralara maden vermiş, petrol vermiş, elmas vermiş. Adamları çoğusunu öldürmüşler. Biliyor musunuz? Amerika Kızılderileri 60 milyon Kızılderili öldürmüş. Amerika'nın. Çin'in öldürdüğü insan sayısı 63 milyondur. Lenin, Troçki, Stalin zamanında Rusya'da öldürülen insan sayısı 67 milyondur. Ezberlediğim için söylüyorum, rakamlar kesindir. Avrupa'nın öldürdüğü sayı belli değildir Afrika'da. Sayı belli değildir. Gidiyor elmas cevherlerini Allah oraya koydu, petrolü koydu bunu. Bununla buğday alacaksın. Adamları gidiyor İncil'i verdiler. Kendileri söylüyor Afrikalı yazarlar. Avrupalılar geldi diyor, ellerinde İncil'ler vardı diyor. Ellerinde İncil vardı. Şimdi diyor ellerimizde İncil kaldı, tarlalarımız, madenlerimiz onların eline geçti diyor. İncil'i verdiler, tarlayı aldılar diyor. Çoğusunu öldürdüler, katlettiler. Sonra o bir yere hapsettiler, madenlerini çaldılar. Ondan sonra bak, Allah'ınız bak, hani açlıktan ölmek yoktu. Açlıktan ölmek olmadığını anlatmak için söylüyorum. Şimdi bana silahla dayasanız, beni bir odaya bağlasanız, günlerce beni as ve susuz yapsanız, ben ölsem, açlıktan ve susuzluktan mı öldüm, zulümden mi öldüm? Zulümden. Afrika'dakiler açlıktan ölmüyor, zulüm ile ölüyor. Zulüm ile öldürülüyor. İlle öldürmek silah değildir. Aslında bir rakamları da verir misin abi? Amerika 60 milyon. 60 milyon. 60 milyon. Çin 63 milyon. Rusya 67 milyon. Avrupa'nın Afrika'da öldürdüğü sayı bilinmiyormuş. Çünkü sayılmadığı için içeriye girip ordu ne yaptığı belli değilmiş. Şu anda Fransa'nın Cezayir'in ve o girdiği devletler var şu anda 6-7 tane devlet ordusu orada. Mesela bir seneden beri orada hiç kimse bilinmiyor ne yaptı. Ne kadar katliam yaptı. Şu anda 2014. Amerika'nın Irak'ta resmi 1 milyon insan öldürmüş. Resmi. Ve Afganistan'da öldürdüğü belli değil. Ve Birleşmiş Milletler'den şu kararı çıkartmış. Benim işgal ettiğim devletlerde yaptığım katliamlardan uluslararası bana mahkeme açılmasın. Ve devletler onaylattırmış. Uluslararası bir Afgan halkı gidip Birleşmiş Milletler'e benim asker anlamı şöyle yaptı, böyle yaptı, öldürdü diye mahkeme veremez. Çünkü Birleşmiş Milletler karar çıkmıştır. 4 tane devletin vereceği karar en doğrudur. 160 tane devletin kararı yanlıştır.
Çin, Rusya, Amerika, Fransa. İngiltere mi Fransa mı? 5. Ha bir de İngiltere var. 5. Bunlar doğru. Ve hepsi katliam. Ama İngilizlerin sömürmediği koca Hindistan'ı, Endonezya'yı. Ha ne onların sömürgesi. Koca Hindistan'ı şeye sığıra kaptırıp sığırları hep İngiltere ithal etmiş. Tunus, Cezayir taraflarındaki Müslüman devletlere balık haramdır sokmuş dine. Onlar balık yemek haramdır. Oraları hep böyle İspanya, Portekizler ta sahillerine kadar balık avlayıp götürüyorlar. Yeni yeni işte Tayyip işte böyle alimleri gönderdi. Su kuyularını çıkartarak şu su kuyusu hep halledilmiş. Su meselesi halledilmiş. Yakından takip ettiğim için biliyorum. Ve balık meselesi İslam'da helal olduğunu yavaş yavaş anlatılıyormuş. Bayağı da yenmiş ve Türkiye'den çok balıkçı tekneler oraya gidiyor, avlanıp satılıyor ve o halka üretiliyormuş. O İspanya'nın arka tarafındaki Fas'ın oralardaki o geri kalmış yerlerde. Ben mesela bir iş adamı tanıyorum, çok iyi tanıyorum. Diyeyim onu. Karadeniz'de Artvin'deki bir yol ihalesini aldı. Yol ihalesini aynı resmi aldın dedi. Benim bildiğimi söylüyorum. O kardeşin neyse tanıştığımız bir şekilde kardeşi bir zan. Resmi yani kuralına göre şeyi almış ihaleyi. Başbakan demiş ki aldın ama yok benim bir şartım da var. Tam 3 tane falan devlete su kuyu açarsan vereceğim. Böyle şartla koşmuş. Benim diyor abim diyor falan abi diyor falan devlette hocam diyor hocam. Boçka değil ne diyorlar o Arabi dedi o heyle baş. Hopa hopa da. Abim diyor şimdi geldi 3 tane kuyuyu onaylattı resmini çekmiş başbakan teslim etmiş. Ondan sonra Artvin'de yapılan barajın bilmem ne şeyini ihalesini almış. Ama bunu yaptığı için zaten sistemi almıştı gene vermiyormuş. Oraya 3 tane de kuyu açacaksa ondan sonra başladı. Ve ben insanlık adına seviniyorum. Bir şeyi yüceltmek için söylemiyorum inan bana. İçim bende. Herkesi Müslümandır. İnsandır. Vicdanı yanıyor. Bir başkasına şeyi götürmüş. Demiş ki tam 5 tane demiş traktör götüreceksin. Oraya. 5 tane traktör. Ekmeği de öğreteceksin. Tarla falan. Mesela şu anda kısmen su meselesi yok diye gurur duyuyorum ben memleketimden. Ama bunu başka şekilde yorumlayana da hakkımı da helal olsun gene. Efendim, nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh kıtlık senesinde haddi sirkati kıtlık döneminde Hazreti Ömer sirkat haddini tatbik etmemiştir. Kıtlık olduğu için. Çünkü umumun zaruret ve ihtiyaca maruz bulunduğu böyle bir zamanda vazife-i infakın gereği gibi yapılamayacağı zahiri bulunduğundan, ortalık karışık, herkes herkese zengin de veremez olduğundan her fert haddi zatında mustar olmasa bile şüphe-i istirar içindedir. Fiili sirkatın bir hakkın ceza ve ibret olan haddi mucib bir cürüm olması için hem nisabın hem malın korunmuş olması lazım gelir. Bir rivayete göre korunmuş, bir rivayete göre korunması şart değil. Kur'an'ın 5. surenin 3. ayetinde şu kadar ki her kısım son derece açlık halinde çaresiz kalırlar da günah meyl maksadı olmaksızın onlardan yemeğe mustar olursa elbette Allah gafur rahimdir diyor. Allah'a bak ne güzel ya. Mesela bak bir de okuyayım 5. surenin 3. ayeti. Ne kadar hoş ya. Niye hoşuma gidiyor böyle şeyler ya Maide değil mi? Maide suresi abi. Diyor ki mealen diyor ki şu kadar ki her kim son derece açlık halinde çaresiz kalır da günaha meyil maksadı olmaksızın yani hırsızlık yapmak için hırsızlık yapmıyor. Çaresiz kalmışsa, hırsızlık yani günaha meyletmek olmaksızın yaparsa, onlardan yemeğe mustar olursa, yemeğe mecbur kalırsa, güzelim Allah'ım benim, seninle gurur duyuyorum ya Rabbi, elbette Allah gafur ve rahimdir. Allah böyle olmalı.
harika işte herhalde. Bunu Muhammed nasıl düşünecek ya? Tövbe estağfurullah aleyhissalatü vesselam. Allah, hakikaten Allah ya. Vay, içimden geliyor ya. Hoşuma gidiyor. Ben Risale'leri okumadan önce 1975'te Max'ı okutmuşlardı askeri lisesinde. Biraz böyle şey tarafımız var ya bizim de. Böyle şeyleri görünce zevk alıyorum. Benim altyapım böyle ilk daha ilk böyle bunları okuduğum için böyle bunları görünce bunu aleyhinde konuşuluyordu bize. Bunları görünce bende zevk inkılap ediyor. Onun için böyle tuhaflık oluyor. Ya sana bir de bu son ayet-i kerimeymiş abi. Son ayet-i kerime. Yani nüzul eden son ayettir. Maide 3 Elyem Mekbutu diyor abi. Elyem Mekbutu'nekum dinekum ilahire. O devamında mı bu? Ondan evveli abi. Siz dediğinizden evvelinde bu şey var abi. Allah Allah. Subhanallah. Allah Celle Celaluhu hem aziz hem hakimdir. Emrine karşı gelinmez. Hükmünü hikmetle verir. Zulmü fesada razı olmayan, hayru hakka çalışmak için el ve kudret ihsan eden Allah el ve kudret veriyor sana. İttikayı, ibtigayı vesile, mücahadeyi emreyleyen, yani ne vermişse sana ona ait emirler vermiş. Gözün varsa harama bakma demiş. Körü dememiş yani. Yani efendim, kolu olmayana hırsızlık şeyi yok. Yapacak yani. Mesela yani verdiği yerde hüküm yapmamış, eylemiş. İhsan eden, ittikayı, ibtigayı vesile, mücadeleyi emreyleyen, fakirleri korumak, mustarları gözetmek, düşkünlere yardım etmek için bu kadar ayatu ahkam indiren, yani fakir fukarayı gözeltin, tamul miskin, miskinleri fakir fukarayı gözeltin, bu kadar ayet ve hadislerle indiren Allah, infak, zekat, sadakat, teavun ahkamı ile istiatı olanlara vazifeleri farz kılan, zenginlerin mallarından saillere, isteyenlere, mahrumlara bir hakkı malum veren Allah. Fakir fukaraya, isteyenlere, mustak olarak gelip isteyenlere de hakkı vardır diyor Allah. Senin malınızdan, sizin malınızın içinde onların hakkı var diye malum veren Allahu Teala'nın bu emirlerini, bu ahkamını icra ve tatbik eden heyet-i içtimai İslami içinde Allah'tan korkmayarak böyleyken senin yeme, içme, barınma, evlenme, iş, sağlığını ve ahlakı ve cehaletini eğiten, zaruri ihtiyaçlarını gideren, bunu yaptıktan sonra sen hala hayat-ı içtimai İslami içinde Allah'tan korkmayarak Allah'a takarrub için vesile-i hasene talibinde bulunmayarak ve Allah yolunda mücadele etmek için nefsinin, şehvetinin tekazasına yani sıkıştırmasına sabretmeyerek gayru hukukun gizlice el uzatmak kendisinin ne hakkı ne de şüphe-i hakkı taluk etmeyen bir malı Allah görmüyormuş gibi sirkate hırsızlığa cüret etmek elbette Allah'ın izzetine bir tecavuz ve gizliden gizliye bir Allah'a harptır. Sen yani bak bunlar seni korudu. Ayet indirdi, hadisler indirdi. Senin cehaletin İslam sisteminde cehaletin ahlaksızlığını kaldırdı, zaruri ihtiyaçlarını giderdi. Bu kadar eğitim yaptıktan sonra sen hala yapıyorsan Allah'a bir harptır. Allah Allah. Allah'ın izzetine bir tecavuz, gizliden gizliye bir harptır. Ya çok ilgimi çekti bugün. Bu harptan bir tanesi bir şey dedi. Mesela günaha böyle demiyor da kibire, Allah diyor ki kibirliye, günaha hadiste geçiyor. Mesela adam günaha işte düştü işte. Harama baktı bilmem ne yaptı, şunu yaptı. Allah diyor ki bu diyor ihtiyaçtan işte zaten veya nefsine mağlup olmaktan diyor düştü. Kibir ise diyor bu benim diyor esmama muhalefet etti. Kibir zatıma ihanet olduğundan kibirlilere acımasız, amansız bir azap bekliyor diyor. Allah kibirle çok kızıyor. Şu üç şeyime ortak olmaya çalışana acımasız azap ederim diyor. Bir, kibrine. İki, azametine. Kibriyasına. Azametine.
Bir de rububiyetine. Çok acayip. Kibir, kibir. Vay be. Kibir meğer kuyumuş bir ustada göre. Neyse buradan açıldı da Allah'a savaş etmek. Binaenaleyh cürüm ile ceza beyninde muadele yok zannedilmesin. Yani ceza, bak iyi dinleyin, burayı da kaçırmayın. Bak bazı şeyleri kaçırmayın diyorsam çok mühimdir, can alıcıdır. Ceza bu, kol mu? El. Bu ne kadar ciddi bir kayıpsa, düşünün ki bunu ortadan kaldıracak fiil, yani bunu ortadan kaldıracak fiil bundan daha acayipmiş topluma. Çünkü cezadan anlıyoruz. Cezanın büyüklüğü, cezanın sebep olmasına olan fiilin toplumu yok ettiğindendir. Yani o cinayetin büyüklüğündendir bunun verilmesi. Yani suçun ne olduğunu anlamak istiyorsan cezanın cinsine bakın. İçki içilmesi de aslında olmuyor yani. Olmuyor hırsıza. İçki yaparlar. Bir de okuyorum, ne acayip bir şey. Binaenaleyh cürüm ile ceza beyninde, ceza ile suçun arasındaki muadele yok zannedilmesin. Zira bu ceza yalnız malın mukabili değil. Yani bu elin kesilmesi mal için kesilmiyor bu. Ya gizli bir hiyanet, İzzet-i İslamiye bir tecavüz, fiili bir sirkatın cezasıdır. Yani toplumun ahengini, hukukunu, güvenini, bir Allah'ın izzetini ve Allah'ın verdiği nimeti nankörlemek. Verdiği halde çalıyorsun. Allah vermedi mi ki çalıyorsun? Ne yapıyormuş? Gizli bir hiyanet, topluma hiyanet, İzzet-i İslamiye bir tecavüz ve Allah'ın fiiliyatına, yani pay etmesine verdiği nimetleri reddetmesi manasına, taksimine razı olmamaktan yapıyor. Böyle bir haldir bu hırsızlık. Bu el kendini ateşe sokmuş veya kılıca uzatmıştır. Bu gerek ona ve gerek ona uyup azacak olanlara Allah tarafından öyle bir, öyle sabit bir kelepçedir. Kelepçeymiş. Ta ki bir tane kolu böyle yapıyor, 70 milyon Türkiye'yi kurtarıyor. 70 milyon Türkiye, niye? Hem güven hem de diğer çalacaklarda diyor, ulan benim de, hemen oturuyor. Yani diğerlerin de suç yapma cesaretini kırıyor bu ceza. Şimdi bir hafta sonra çıkıyor. Ne yapacağım diye dışarıda, bir hafta zaten ekmek geldi, su geldi. Soğuk hava, kışsa zaten suçu kasten yapıyorlar ki dışarısı soğuk. Hapishanede şey var, otel gibi, yatağı veriyor, ekmeği de veriyor. Bir de her gün galiba 20 lira mı ne veriyor? Sigara parasını. Tamam, ne yap, niye dışarıda? Kışın hırsızlık çok oluyormuş. İçeri girmek için. Demek ki el Allah'ın kelepçesiymiş. Bununla hem sarık hem hırsız fesattan temizleniyormuş. Peki kesti. Allah ceza verdi mi şeriat adına? Onun ahirette cezası kalmıyor. Allah iki yerde bir suça ceza vermiyor. Bir daha söylüyorum. Tövbe etmese bile mi? Yani şey, tabii verse. Onu gelecek, edecek onu. Edecek. Allah bir suça hem dünyada hem kabirde vermiyor. Onun için şeriatın kestiği el acımaz. Niçin acımaz? Çünkü bu suçun cezasını burada mı çekmek istersen, ahirette mi? Burada çekersen ahirette cezası yok. Temizleniyorsun. Mesnevi Nuriye'de de geçiyor. Hatler hükümleri ortadan kaldırır. Bir de okuyayım. Bununla hem hırsız fesattan temizlenir, hem de diğerleri kurtulur cemiyet. Sonra Allah'ın izzetine bu veciyle tecavüz edenleri bu cezaya müstahak kılması ve böyle daimi bir kelepçeye koyup haddini bildirmesi mücerret bir eseri gazap değil. Yani Allah böyle bu adama kızıp verdiği bir ceza değil, mahz-ı hikmettir. Hem esmasını korumak, hem toplumdaki bütün diğer kullarının hukukunu korumak, hem insanın aynedarlığını, hem de insanın tabiatındaki şer odaklarına kelepçe vurmak gibi oluyor. Yani orayı bastırıyor. Bu ceza tatbik edilen heyet içtimaiyede hırsızlığın, sirkatın
kökü kesilir. Kesilmeye layık el bulunmaz olur. Diyarı hakkın bir mal, bak bir gayri hak bir mal, yani hakkın olmayan bir mal, sirkat eden elin cezası kesilmek olursa, iyi dinleyin bak. Senin hakkın olmayan bir malın cezası elin kesmek olursa, hakkın olmayan bir eli hırsızlıkta kullanmanın cezası ne olur? Barlavan mı barla? Ver abisi. Bakayım bulabilecek misiniz? Gözü, kulağı şeyde kullanmak. Hadi bak, kaçıncı sayfadaydı? Gözünü kulağını şey yapamazsın. He, çıkartamazsın. Hadi bakalım. Söyledin, kim bulacak ilk önce? Böylelikle aktif edelim. Bulana büyük bir mükafat vardır. 147 mi? Kestane var mı? Sonlara doğru abi. He? 347 olamaz o kadar. Sonlara doğru abi. İyi. Nota, 15. nota. 15. nota ama bulman lazım. Yok, 347 değil. Bul kitap, hadi bakalım. O kadar da olmaması lazım arkalarda. Sağ tarafta, şurada, yedi kebair burada. Sağ taraftaki sayfadadır. Siz gençler. Ha, 327. Bak. Şimdi 327 abi. Buldum ha. Teşekkür ederim. Şimdi bak, neticeyi okuyorum. Yukarı okumuyorum. Siz okursunuz. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak sana ibahe suretinde verdiği hayatı intihar ile hatime çekemezsin. Yukarıdan alayım mı falan? Madem sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, sana verilen hayat mülkün değil, ibahedir, emanet verilmiştir. Elbette ibahenin dusturuyla hareket etmek lazımdır. Senin mülkün değil. Ben diyorum ki bunu benimdir. Benimse, benim, evet senindir abi. O zaman bu kalemi böyle böyle kullanacaksın, yoksa alma. Tamam abi dedin. O zaman emanetin dusturuyla hareket etmek lazımdır. Yani nasıl ki bir zat ziyafete misafirleri davet eder, onlara meclis ziyafetindeki eşyadan ve ziyafetten istifadeyi ibahe ediyor, temlik etmiyor. Yani yeme çağırdı seni, istifade et diyor. Senin mülkündür, al kaldır götür, istediğin gibi yere dağıt ve istediklerini sokaktan çağır demiyor sana. Onlara meclis ziyafetindeki eşyadan ve ziyafetten istifadeyi ibahe ediyor, temlik etmiyor. İbahe ve ziyafetin kaidesi ise, mihmandarın, ev sahibinin rızası dahilinde tasarruf etmektir. Öyleyse sana verilen, emanet verilen maddi ve manevi ne nimet varsa israf edemez. Başkasına ikram edemez. Mesela kadın vücudunu başkasına takdim edemez. Ne yapamaz? Başkasına onu ikram edemez. O vücudu israf edemez. Sofradan kaldırıp başkasına sadaka veremez. Dökemez, zayi edemez. Eğer temlik olsaydı, mülkün olsaydı yapabilirdi ve kendi arzusuyla hareket edebilirdi. Aynen bunun gibi. Allah şey denilebilir mi abi? Organ nakliyle ilgili bir şey denilebilir mi abi? Evet. Ne Allah'ın teminatı dairesinde olun. Mesela organ, herkes bir şey diyor. Buradan şu çıkıyor. Allah'ın yani ibahe düsturuna uyacaksın. Senin mülkün değil ki istediğini tasarruf edeceksin. Nedir o? Şimdi kime veriyorsun belli değil. Kim, kime, neyin, ne zaman sorularına cevap olacak. Şey yapabiliyor. Kullanmak için verebiliyorsun. Ama verdiğin kişi dinsizlikte ve gayri Allah'ın yasakladığı da kullanmamak şartıyla. Bir Müslüman başka yabancı birine veremez o zaman. Veremez. Müslüman Müslümana. Çünkü burada menfaat da gözetemez. Mesela parayla satamaz. Çünkü organlar mesela kan parayla satamazsın. Haramdır. Kan vermiyor musun? Kan verilmiyor. Ne yapıyorsun? Kullanmaya veriyorsun. Kime veriyorsun? Herkese kan veremezsin.
Kızılay'a gidip de al sana, kime gitti? Sarhoşun bir tanesini içecek. Öyle olur mu? İslam'da muayene olması lazım. Zekat verirken, sadaka verirken, hibe ederken kim olduğu bilinmesi lazım. Ben askerde verdim. Doğumla alakalı bir kadın. Anos yapıldı. Doğum dedi. Gittim baktım. Dedim kim ve sahibi kocası ben? Benim dedi askeri ağa falan hiç unutmuyorum. Anlat 80. Osmaniye Adana'da. Ha baktı mı? Müslüman. Tabii ya hocam. Şey, askerinde Müslüman usta bir dedi. Ha o zaman verir. Bittim verdim. Yani dolayısıyla bak nereye göre şey yap, organ vermek bak. Elbette ibahenin dusturuna göre hareket etmek lazımdır. Yani nasıl bir zat siyafete misafirleri davet eder, onlara meclis siyafetindeki eşyadan ve ziyafetten istifadeyi ibah ediyor. Yani istifade temlik etmiyor. Başkasına mülk veremezsin. Mülk olmuyor. İbahe ve ziyafetin kaidesi ise mihmandarın rızası dahilinde tasarruf etmektir. Öyleyse israf edemez. Başkasına ikram edemez. Onun izni yoksa. İzni varsa var. İznini nereden öğreneceğiz? Şeriatından. Sofradan kaldırıp başkasına sadaka veremez, dökemez, zayi edemez. Eğer temlik olsaydı yapabilirdi ve kendi arzusuyla hareket edebilirdi. Şimdi neticeyi bağlıyor. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak sana ibahe suretinde verdiği hayatı intihar ile hatime çekemezsin. Gözünü çıkaramazsın. Manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin. Gözü maddeten çıkarmak var, manen çıkarmak var. Bu gözü çıkartamadığın gibi bu gözü manen öldürmek demek olan Allah'ın rızasının haricinde kullanamazsın. Ve hakeza kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarf etmekle manen öldüremezsin. Haram olmayacak. Ve eti yenilmeyen hayvanı lüzumsuz tazip edip katledemezsin. Av için pat diye gidip kuş domuz vuruyorsun. Ha el muzuru yok otel. Muzir katledilir. Muzirse bak ne diyor? Eti yenilmeyen mesela hayvan, domuz diyelim veya kuş. Hayvanları lüzumsuz tazip edip katledemezsin ve hakeza. Bütün sana verilen nimetler bu misafirhane-i dünyanın sahibi olan mihmandar-ı kerim-i Zülcelal'in kavanin-i şeriatı dairesinde tasarruf etmek gerektir. Said Nursi. Bitireyim. Demek ki bir gayrı hak olan bir el, bir şey, bir mal sirkat eden eli cezası kesilmekse, senin bir hakkın olmayan bu eli sirkat eden ellerin cezası ne olmak lazım geleceğin tasavvur olunsun ahirette. Bu el kesiliyor toplumu kurtarmak için. Malın kendisi için değil bu. Peki bu eli verene muhalefet etmenin bedelini nasıl ödeyeceksin? Bunun için mi kullan dedi sana? Cezasını dünyada öderse ahirette başka azap yapılmaz. Rahmetü mağfiret eyler. Binaenaleyh eli kesilmiş ve tövbekar olmuş. Bak tövbe demiştin. Olanlara mukaddeme hırsızlık etmiş diye fena nazarla bakılmamalı. Merhamet edip muavenette bulunmalıdır. Mesela buradan da çıkıyor. Adam kolu kesildi ama tövbe etmemiş. Gene ahirette cezası duruyor. Mal sahibi affederse ceza affolur. Hem Allah indinde de sakit olur. Çünkü cezasını böylelikle ödemiş cezasıdır. Ödemiş cezasıdır. Allah Celle Celaluhu mal çalmana razı değil. Çünkü onu ona veren odur. Sana vermeyi bilmiyor muydu? Sana verilmesi gerekiyordu da ona mı verdi Allah? Hasat gibi abi. Yani sen niye alıyorsun ondan? Sana verilmesi gerekiyordu da Allah yanlış mı yaptı da ona verdi? O zaman ondan niye çalıyorsun? Mal çalınmasının cezası el kesilmesi. Allah'ın malı olan elini çalar. Yani bu Allah'ın elini, Allah'ın istemediği bir şeyde kullanırsan bu çalmaktır. Onun arzusunun hilaf kullanırsan cezası nasıl olur?
malın cezası el. Ya elin cezası ne olur? Cezanın büyüklüğü, suçun büyük olduğunu gösteriyor. Son cümlemiz bu. Cezanın büyüklüğü, bizim idrak edemediğimiz gibi değil, suçun büyük olduğunu gösteriyor. Toplumu içine alan bir affettir. Ve ahir davahum, enilhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha, temas-salavat.